Koca Sinan Belediyesi'nin Koca Sinan'a ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerinin başında gelen kentsel dönüşüm projeleri tüm hızıyla devam ediyor. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerini yapan, belediye olduklarını vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 764 aile bu kışı sıcacık yuvalarında geçirdiklerini söyledi. Koca Sinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir Kayseri ve yeni bir Koca Sinan'ın şekilleneceğini belirtti. Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür diyen Başkan Çolak Bayraktar sözlerini şu şekilde sürdürdü. Soba yakmaktan o sandık. Nerede seninki? Yukarıda. Bu nereye geldiydi? Bilmiyorduk böyle bir şey olduğunu. Darısı sizinkine inşallah. İnşallah. Başladık gidiyor bakalım işte buradan. Sırayla etap etap o tarafa doğru gideceğiz. İnşallah hocam. Hiç odada soba yakıyor, hiç odada. Yorulduk artık. İnşallah. Hak sahiplerimize, burada yaşamaya başlayacak olan ailelerimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde, huzur içerisinde, inşallah yeni yuvalarında yeni hayatları hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Evet, Koca Sinan bölgesinde bizim kentsel dönüşüm gibi bir gündemimiz var. Kentsel dönüşüm gibi bir önceliğimiz var. Ve her bir bölgede de yapmış olduğumuz her bir kentsel dönüşüm çalışmamız içerisinde de o bölgenin önceliklerini, o bölgenin ihtiyaçlarını bir bir sıralayarak onları bir an önce hayata geçirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Gecekonduların olduğu, imarsız yapılaşmaların olduğu bölgelerde bu yapıların yerine artık daha çağdaş konutların yapılması ve bununla birlikte de parklarının, yollarının, çevre düzenlemelerinin de yenilenmeye ihtiyaç olduğu buradaki vatandaşlarımız tarafından bizlere söylenen bu talepler arasındaydı. Bölgemizde devam eden 10 tane kentsel dönüşüm bölgesinin her birinde farklı talepleri, farklı beklentileri, vatandaşımızın farklı isteklerini birer birer yerine getirebilmek için yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz. Tabir caizse inli oyası örer gibi buradaki her bir kentsel dönüşüm bölgesinin içerisindeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, hayırlı olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, huzurla oturmayı nasip eylesin. Amin, cümle. Saygılı göresiniz. Allah razı olsun. Bütün komşularınızla beraber inşallah. İnşallah. İyi bir yolda oturmak nasip olsun. Önce Allah'ın daha sonra sizlerin sayesinde çok şükür göstermiş olduğu ilgi, alaka ve teşekkür ederim. Değerli geldiğimizde her seferinde ne zaman ihtiyacımız olsa sağ olsun ellerinden geldiği yüklerin yettiği imkanlar dayandı. Yardımcı oldular. Mevlam da kısmet etti, bu şekilde geldi. Binlerce şükür. Mevlam olmayana kısmet etsin, olmayana kısmet etsin. İnşallah. Çok şükür. İnşallah. Bizim yapılan kentsel dönüşümler, buranın özelliğinde, diğerlerinde de yapıldıktan sonra vatandaş umduğumuzdan çok daha iyisiydi. Beklentimizden çok daha iyisiydi diye gittiğimiz her yerde onu görüyoruz. Doğrudur, doğrudur. Buradaki daire de hem dairenin yapımı, hem metresi, hem içindeki kullanılan malzemesi, tefrişatı, her şeyle müteahhitimizin de eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Bu dekorasyon da yapılmış vaziyette diyor. Aynen, aynen bu hocam. Tabiri caizse ben annem de burada dururken kiraya gitmişlerdi. Kiradaki eşyalarımı aldım. Eşyaları aldık geldik. Aynen. Uğraştık için oturduk. Aynen öyle. Aynen. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Her zaman seni diyorum. İşiniz bir şey gelsin. Önce Allah'a daha sonra sizlere hayırlı dualarımız vardır.